Mesu, Seyit Rıza Bey, Sebeta Seyit Rıza ve Havalan Seyit Rıza'yla. Niçile Çenekeke dersimle ben Kervin Sebeta Dünür abimesi. Niçile Koma dersim yok. Kırker ve Kefenker Hardışa Sebeta Dünür abimesi. Niçile ma Kerbera Serdar İmam Şeyin Hala Acı Masun Pir Sultan. Kankara adını de Pirema Seyit Rıza'yı, Kankara adını de Şiyo, Sarıhoda o dava para ne verdi olsa, Sebet adını rabimesi. Nara deme, niçile bibesi, rindiya kis, kome, dersim re, rindiya, kome, kırmancı yere bibesi. Niçile, ra domanan ama de ışık be, domanan ama mari sakrımız gereği. Fırsatı kulu hırabın medere, kulu hırabın yarı, yakama o az uzema demevesi. Ya kızır, tüjiya, tıraşta, tüeşta. Mayıs ayı hem direniş ayı hem de katliamlar ayı. Mayıs ayında kaybettiğimiz 1 Mayıs'ta işçi sınıfının direnen neferlerini, 4 Mayıs Dertim Tersesi'nde kaybettiklerimizi, 6 Mayıs Deniz'i, Yusuf'u, Hüseyin'i, 18 Mayıs İbrahim Kaypakay'ı daha nicelerini unutmadık, unutmayacağız. Saygıyla anıyoruz. Aslında Dersim'in şöyle bir özelliği vardı. Alevlerin yaşadığı katliamlar arasında soykırım olarak nitelediğimiz ve soykırım olarak baktığımız katliamlardan bir tanesi. Bu yönden de bir mihenk taşı aslında Alevler açısından da. Çünkü orada yaşananlar, o katliam ve soykırım neticesinde bize işte Çorum'u, Maraş'ı, Sivas'ı, Gezi'yi, Gazi'yi, onun neticesinde bir Roboski'yi, bir kar katliamını, bu tür şeyleri devlete bir özgüven, o ideolojiye bir özgüven yarattı ve böyle bir türlü saldırı ve katliamların önünü açtı. Bu nedenle de Dersim gerçekten çok irdelenmesi ve üzerinde farklı olarak da konuşulması gereken bir katliamlardan ve soykırımdan biri. Bunun adını net ve açık koymak gerekir. 4 Mayıs 1937 Dersim tertelesinin bakanlar kurulunca, dönemin bakanlar kurulu kararıyla alınması yalnız başına 4 Mayıs 1937 rakamlardan oluşan bir tarih değil. Bizim için çok anlamlı. Neden buradayız 86-87 yıl sonra? Unutmadığımızı, unutmayacağımızı, hatırlayacağımızı ve anacağımızı Dersim'de ve Türkiye'de katliamlara uğramış, Dersim soykırımında hayatlarını kaybeden, kefensiz toprağa düşenlerimizi anacağımızı buradan bir daha söyleyelim. Tabii 87 yıl geçti ama 87 yılda bilmeyen bir acıdır Dersim katliamının kendisi. Bu anlamıyla bu acının aslında sadece Dersim'de değil, aslında da Alevilerin olduğu, Dersimlerin olduğu her yerde çok canlı olduğunu görüyoruz. Bu anlamıyla Britanya'da da Dersimlerin yan yana gelmiş olması, Alevilerin yan yana gelmiş olması ve Dersim katliamda yitirdiklerimizi anması, bu hafızayı canlandırması çok önemli, çok değerli. Öncelikle bunu söyleyerek başlamak istiyorum. Tabii bizim açımızdan bitmeyen bir yara, kanamaya devam eden, kabuk tutmayan bir yara. Çünkü yüzleşemediğimiz bir şey, çünkü sağaltılmayan bir mesele var. Kefensiz yatan on binlerce insanımız var ve bunların hiçbirinin hali hazırda bunlardan özür dilenmiş değil, bizlerden özür dilenmiş değil. Hala pirimiz Seyit Rıza ve onunla beraber katledilenlerin mezar yerleri açıklanmış değil. Dersim adı hala iade edilmiş değil. Ve bu anlamıyla aslında devam eden bir süreç var. Bugün de Dersim katliamı aslında farklı bir biçimde devam ediliyor. O anlamıyla bu hafızayı canlı tutmak, tarihte yaşadıklarımızı bilmek, anlamak, yeni kuşaklara aktarmanın kendisi bizim açımızdan çok önemli. O anlamıyla burada da Dersim Derneği'nin ve Alevi Federasyonu'nun yaptığı bu etkinlik nedeniyle ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Belki kilometrelerce uzaktayız ama hepimiz o tarihe bağlıyız, o köklere bağlıyız, bu mücadeleye bağlıyız. Ben inanıyorum ki bir gün bu acıyla yüzleşilecek, Dersim katliamından nedeniyle yitirdiklerimizi anacağımız, pirimizin mezarına gideceğimiz, çıralarımızı uyandıracağımız bir dönemin kapısı aralanacak. Bunun için hep beraber mücadele etmek, o güne kadar anmak, anmalarımızı yapmak, hafızayı diri tutmak ve genç kuşaklara, yeni nesillere aktarmak tarihi bir önemli. 87. yılında Dersim tertelesine dair Avrupa'da, dolayısıyla Britanya'da da çok önemli etkinlikler gerçekleşiyor. Bunlar çok kıymetli.
Ama bunların çok daha merkezi, çok daha sistemli hale getirmesinde yarar var. Bugünkü burada etkinlik, biraz sonra yapacağımız panel ve film gösterimiyle 87. yılında Dersim Tertelesi şahsında bütün soykırımları, bütün katliamlarda yaşamını yitirenleri anmış olacağız. Aynı zamanda soykırımların nedeni olan ideolojileri ve politikalar üzerine konuşacağız. Birleşmiş Milletler soykırım kriterlerine göre Dersim Tertelesi'nin uluslararası hukukta ve siyasette nerede durduğunu konuşacağız. Daha çok da soykırımların nedeni olan ırkçılık ve dincilik üzerine konuşacağız. Bu bir toplumsal aydınlanma süreci aynı zamanda, ama öte yandan da bu soykırımcı zihniyetten bir hesaplaşma, aynı zamanda yüzleşme sürecine önemli katkıda bulunacak bu tür etkinlikler.